Yugoslav göçmeni olduğunu okumuştum bir yerde. Ne düşünüyorsunuz? O topraklarla ilgili hiçbir bilginiz var mı? Fikirleriniz var mı? Veya hiç görme şansınız oldu mu? Yugoslavya'yı görme şansım oldu. Arnavutluğu, o bölgeleri gezmek, görmek istiyorum en yakın zamanda. İnşallah en kısa zamanda sizi de ağırlamış oluruz. Sağ olun. Ben İzmir'de doğdum. Dedelerim oradan göçmüşler. Tam Cumhuriyet ilan edilmeden önce. Çok istiyorum görmek Balkanları. Sadece Selanik'i görebildim o taraflarda. Ama Makedonya'yı... Teşekkürler. Diriliş Ertuğrul dizisi ilk teklifi geldiğinde iki defa reddettiğinizi söylemiştiniz bir yerde. Ne oldu da fikriniz değişti ki çok iyi bir şey olmuş ama ondan biraz bahsederseniz. Yönetmen belli değildi o zamana kadar ve diğer teklif geldiğinde yönetmenimizin Metin Günay olduğu ve artık onunla birlikte ilerleneceği ortaya çıkınca Metin Günay hem benim arkadaşım hem de çok çok iyi bir yönetmendir. Tamamen ona güvenip tekrar işin içine dahil oldum. Ve iyi ki de dahil olmuşum gerçekten. Sonra Metin Hoca ile 5 yıl çok güzel çalıştık. Evet, 5 sezon Çok güzel bir harika iş çıktı ortaya. Ve hala anılarımda güzel bir yerde duruyor. Turul Gazi'yi oynamak kolay bir şey değildi tabii. Yani at bindiniz, kılıç kullandınız. Çok zamanınızı aldı mı hazırlanmak? Mesela nasıl bir sürede hazırlandınız böyle bir rol için? Aslında genel olarak, ekip olarak yaklaşık 3 aylık bir hazırlık süreci geçirdik. Ama onun öncesinde ben biraz avantajlı olduğumu söyleyebilirim. At ilk defa kullanmıyordum. Çocukluğumdan beri bir şekilde at biniyorum. Kılıç ilk defa elime almamıştım. Hem benim kendi zevklerim arasında bir kılıçlarım vardı. Hem de oyunculuk okurken eskrim dersi alırdık ve hani kılıca hakimdim aslında. Yani bu avantajlar olmasına rağmen yine de yaklaşık 3 aylık ağır bir çalışma sezonu geçirdik. Bu süreçte hem dövüş dersleri aldık hem atlarımızla tanıştık. Atlarımızla daha sıkı fıkı vakit geçirdik. Onun dışında da aslında role hazırlandık.